Günaydın. Bu sabahlar Nalda Haber ilk bakışta başlıyor. Ben Zafer Söken. Günün sıcak gelişmelerine, gazetelerin ilk manşetlerine ilk bakışta birlikte bakıyoruz. Ve sizin gündeminizde ne varsa ilk bakışta yer almaya devam ediyor. İlk haberimiz acı bir haber olacak. Malatya'ya gideceğiz. Dün akşam saatlerinde Malatya'da bir tır kazası yaşandı. Polis ekipleri o kazaya müdahale için olay yerine gitti. Polis ekipleri olay yerindeyken onlara bir başka tır çarptı. Bir polisimiz şehit oldu, bir polisimiz yaralandı. Acil bir kazaya müdahale için oradaydılar. Yani görev başındaydılar. İki polis devrilen tırın altında kaldı. Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı. Çekilin oradan. Çekilin oradan. Feci kaza Adıyaman-Malatya çevre yolu Tatarı mevkiinde meydana geldi. Saat 18.40 sularıydı. Malatya Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekibi bir trafik kazasına müdahale için bölgeye gitmişti. Yol güvenliği sağlıyorlardı. AÇ'nin kullandığı çekici kontrolden çıkarak devrildi. Çekicinin altında kalan polislerden 35 yaşındaki Lütfü Beykoz olay yerinde şehit düştü. MET isimli diğer polis ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü'nü yasa boğan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir kez daha tüm milletimizin ve emniyetimizin başı sağ olsun diyelim. Şimdi 18 Kasım 2024 günün gazete manşetlerine birlikte bakalım. Siyaset neyi konuşuyor ona bakacağız. Milli Eğitim Bakanı'nın bir çıkışı var. Siyaset onu konuşuyor ve günün gazete manşetlerinde de Milli Eğitim Bakanı'nın o çıkışı var. Cumhuriyet Gazetesi'nden okuyacağız. Tekin sınırı aştı diyor Cumhuriyet Gazetesi bugün. Milli Eğitim Bakanı şimdi de kulaktan dolma bilgilerle laikliğe saldırdı. Gerçekleri çarpıttı alt başlığı var Cumhuriyet Gazetesi'nin. Kişiye özel bir yasal değişiklikle rektör olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm tartışmaları adımlarında sorumluluğu bulunan Bakan Yusuf Tekin'in sözleri tepki çekti. Bakan Tekin, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak, sizin laiklikten anladığınız şey bu dedi diyor ve Bakan Tekin'e tepkiler. Burhanettin Bulut, CHP'li, keşke Yunan kazansaydı diyen Fesli Kadir'den tarihi öğrendiği çok belli demiş. CHP'li yine Gülçiftçi, bu zihniyetteki kişinin çocuklarımıza sunacağı herhangi bir katkı yoktur. CHP'den Ali Mahir Başarır, okullarda temizlik yok, hijyen yok, öğrencilere yemek yok diyor. Eğitim sen, laik ve bilimsel eğitimi savunmaya çağırıyoruz çıkışı yapmış. Laiklik Meclisi Yusuf Tekin laiklik ve cumhuriyet düşmanlığını ilan etti. Ümit Özdağ, Zafer Partisi lideri, hadi oradan otur, sıfır aldın sözlerini Yusuf Tekin'e söylüyor, iletiyor. Okullarda hijyen sorunu varken, 3 çocuktan biri okula aç gidiyorken, okullarda çocuklara beslenme desteği verilmiyorken ya da atama bekleyen öğretmenler mülakatlarda haksızlığa uğradığını söyleyip meclis önünde ağlıyorken bakanın gündemi laiklik, bakanın gündemi eski tartışmalar ve siyasetten de bakana gelen tepkiler var. Siyasetin konuştuğu bir başka haberse Cumhuriyet Gazetesi'nin yine ilk sayfasında Atatürk sevgisi suç mu diye soruyor Cumhuriyet Gazetesi. Mustafa Kemal'in askerleri sloganı atıp kılıçla yemin eden teğmenler için başlatılan soruşturmaya tepkiler sürüyor. Muhalefet ve demokratik toplum örgütleri inadına Atatürk demeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı diyor Cumhuriyet Gazetesi. Ve bir iddia ortaya atıldı. Aralarında Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu iki teğmenin disipline sevk edildiği iddiası ve ihraç talebi haklarında olduğu iddiası siyaseti ayağa kaldırdı. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz. Mustafa Kemal'in askerleri asla bitmeyecek. Dilediğiniz kadar disiplin kurullarına verin. Dilediğiniz kadar ihraç edin. Arkadan on binlerce Mustafa Kemal'in askeri geliyor. Hiçbir disiplinsizlik yoktur bu olay. Kendilerine malzeme yapmak maksadıyla istismar etmişlerdir. Kılıçları kime çekiyorsun? Oradaki birkaç tane kendini bilmez temizlenecek. Toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Milli Savunma Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı'na bu yemin metninin normal üniversitelerde kep atma töreni gibi algılanması gerektiğini ve 2023'e kadar törenin bir parçası olarak düzenlendiğini ikna etmesi lazım. İkna edemiyorsa gereğini yapması lazım. Bir Türk askeri eğer Mustafa Kemal'in askeri değilse Türk askeri de değildir.
Milli Savunma Bakanı 25 Kasım tarihini vermişti. Karar günü 25 Kasım olacak demişti. Şimdi tüm Türkiye 25 Kasım tarihini bekliyoruz. Bugün bir başka dava için hesap zamanı olacak. İlk duruşması görülecek. Yeni Doğan Çetesi davasının günün gazete manşetlerinde o da var ama az önce değindiğimiz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çıkışıyla bağlantılı bir haber daha var. Günün yerel gazete manşetlerinde o da İzmir'den İlk Ses gazetesi çocukların durumuyla ilgili bir manşet atmış. Çocuklar eğitimden uzaklaşıyor demiş İlk Ses gazetesi. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre eğitim dışındaki çocuk sayısı %38,4 arttı. Çocukların artan yoksulluktan ötürü eğitimden uzaklaştığını ifade eden İzmir Eğitimsen İkinoğlu Şube Başkanı Zeliha Danyeli eğitim masraflarının arttığını ve ailelerin çaresiz kaldığını belirtti diyor. Çocuklar eğitimden uzaklaşırken, yoksulluk nedeniyle eğitimden uzaklaşırken Milli Eğitim Bakanı'nın derdinin ne olduğunu da hepimiz az önce Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasından okuduğumuz haberle gördük. Şimdi günün ana gündem maddesi Yeni Doğan Çetesi davasının ilk duruşmasının yapılacağı demiştik. Posta Gazetesi'nde o konu var. Melekler ve şeytanlar demiş Posta Gazetesi. Gelin birlikte okuyalım. Bir yanda prematüre bebekleri yaşatmak için fedakarca çalışan sağlık ekipleri yani melekler. Van 100. Yıl Üniversitesi sağlık ekibi bir mucizeye imza attı. 24 haftalıkken sadece 600 gram doğan ada bebeği yaşattı. Afyon Karahisar'da da Doktor Gülsün Ateş Doğan kendisi gibi prematüre doğan çocuklar için gece gündüz çalışıyor diyor. İşte aslında bizim sağlıkçılarımız, bizim doktorlarımız, hemşirelerimiz bunlar. Aslında onlar melekler ama sistemde çürük elmalar da var. Onlar için de şeytanlar diyor Posta Gazetesi. Diğer yanda günde 8 bin lira almak için bebekleri ölüme gönderen Yeni Doğan Çetesi yani şeytanlar. İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 22'si tutuklu 47 sanık bugün yargı karşısına çıkıyor demiş Posta Gazetesi. Bugün ilk sayfasından melekler ve şeytanlar başlığıyla çıkmış. Gündemimize baktık. Bu davayı takip edeceğiz Çalar Saat'te. Ali Onur Tosun bağlanacak. O dava öncesinde neler yaşanıyor onu aktaracak. Birlikte izleyeceğiz. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı da bu Yeni Doğan Çetesi'nin davasında olacak bugün. Şimdi biz önce memleket havası diyelim. 16 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı var. 16 il için sarı kod uyarı yayınlandı. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Batman, Siirt. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şiddetini artırabilir. Öğle saatlerinden itibaren akşama kadar yurdun batı ve kıyı Ege bölgeleri hariç her yerde yağış var bugün. Hava sıcaklığında önemli bir değişim olmayacak. Ancak sarı kod uyarılarının yapıldığı 16 il için sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı. Mersin ve Hatay'da yaşanan sağanak yağışlar sel ve su baskınlarını beraberinde getirdi. Evet, mahsur kalan araba. Kim geldi? Pikap geldi ileriden de. Mersin'de 13 katlı bir binaya yıldırım düştü. Bina altında bulunan kafeye beton parçaları yağdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Allah. Ani bir sesle dışarıya fırladık. Çıktığımızda her yerin paramparça olduğunu, müşterilerimizin araçlarının zarar gördüğünü anladık. Hatay'da akşam saatlerinde bastırdı sağanak yağış. Yollar, caddeler göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Dünya Gazetesi'nin manşetinde de iklim felaketi var. Bugün sizler için uzaklara gittik. Filipinler'den bir gazete seçtik. Filipinler'de Pepito tayfunu var. Pepito tayfunu gazetede 800 bin diyor ama o sayı 1.2 milyona yükseldi. 1.2 milyon kişi süper tayfundan etkilendi ve Filipinler gazetesinin başlığında da diyor ki süper tayfun gücünü koruyor. 1.2 milyon kişinin etkilendiği o tayfuna bakacağız. Sadece o da değil. Gürcistan Meclisi'nde boyalı bir eylem vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise elektrik trafosuna çıkan bir kadın yüzünden yüzlerce ev elektriksiz kaldı. Sırada hızlı hızlı kısa kısa dünya haber turu. Manyi tayfunu ortalığı birbirine kattı. Dev dalgalar şelale gibi mahallelerin üzerine aktı. Filipinleri vuran süper tayfunda 1 milyon 200 bin kişi tahliye edildi.
Ağaçlar devrildi, elektrik direkleri, evlerin çatıları, tayfun ne varsa yıktı geçti. Filipinler'de havalimanları kapatıldı. Manny tayfunu on binlerce haneyi elektriksiz bıraktı. 1 milyon 200 bin kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Saatteki hızını 185 kilometreye çıkardı süper tayfun. 36 bin görevli afet bölgelerinde yaraları sarmaya çalışıyor. Gürcistan'da muhalefet temsilcisi seçim komisyonu başkanıyla bir süre tartıştı, ardından yüzüne boya attı. Hapisteki eski cumhurbaşkanı Saakashvili'nin partisinden bir temsilci seçim sonuçlarına karşı çıktı. Karşı çıkmakla kalmadı, siyah boya da fırlattı. Komisyon başkanı daha sonra sol gözü bantlı bir şekilde yeniden kürsüye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde bir kadın elektrik tellerine çıktı. Boydan boya telleri uzanan kadın çarpılmasın diye görevliler elektriği kesti. 800 hane elektriksiz kaldı. Ekipler kadını bir süre sonra tellerin üzerinden aldı. Meksika'da düzenlenen kainat güzellik yarışmasında Danimarkalı Victoria Tevik Miss Universe unvanını aldı. 126 güzellik kraliçesinin yarıştığı organizasyonda 21 yaşındaki Tevik tacını taktı. Efendim şimdi dünyadan memleketimize dönelim. Memleketin geçim derdine bakalım. Günün gazete manşetlerinde de geçim derdi var. Biz belki yurt dışına çok çıkamıyoruz artan döviz kurları nedeniyle ama artan döviz kurları başkaları için fırsat olabiliyor. Özellikle sınır komşularımız için, mesela Bulgarlar için. Bulgarlar Edirne pazarına geliyor. Yani vatandaşın lira ile alamadığını Bulgarlar leva ile alıyor ve günün gazete manşetlerinde de bu konu var. Yeni Çağ gazetesinden birlikte okuyacağız şimdi. Bulgar alışveriş yapıyor, Türkler akşamı bekliyor. Parası değerli Bulgar vatandaşları Edirne'de esnafın yüzünü güldürürken geçim derdindeki Türkler fiyatlar aşağı iner de bir şey alırım umuduyla pazarı akşam saatlerine bırakıyor diyor. Pazarda Bulgar vatandaşlarının yoğunluğu dikkat çekti. Bulgarlar bozdurdukları levalarla çantalar dolusu alışveriş yaparken birkaç Türk vatandaşının sadece fiyat sorup hiçbir şey almadan gittiği görüldü diyor Yeni Çağ gazetesi bugün. Gelin şimdi Edirne pazarına bakalım. Edirne pazarında bir pazarcı esnafının söylediklerine birlikte bir kulak kesilelim. Bu hafta 3 pazara çıktım burada ama 3 tane Türk'e mal satmadım, açık konuşayım. Çünkü Türkiye'nin şu an alım gücü hiç kalmadı. Edirne pazarının müşterisi artık kapı komşusu Bulgaristan. Pazarda fiyatlar Türkler için 3 haneli ama para birimi değişince 2 haneye iniyor. Vatandaşın alamadığını Türk lirası karşısında değer kazanan leva ile gelen Bulgaristanlılar alıyor. AKP'den önce Bulgaristan levası bizim paramızın 20'de 1'i civarındayken şimdi bizim paramızı katladı geçti. Edirne'de cumartesi pazarını CHP'li vekiller ziyaret etti. Amaçları vatandaşın derdini dinlemekti. Fakat alışveriş yapan, derdini anlatacak bir Türk'e rastlamak zor. Pazarda biz de vatandaşımızla buluşup onun derdini soralım derdindeyiz ama biz de vatandaşı pazarda bulamıyoruz. Çünkü gerçekten de vatandaşımız pazarda da değil. Herhalde akşam saatlerini bekliyorlar. Biraz daha fiyatlar aşağıya insin, özellikle meyve ve sebzede. Akşam pazarında ancak sebze meyve alabiliyor tüketici. Bulgaristan'dan gelenlerse kışlık alışverişini yapıyor. Paket paket lokum tatlı alıyor. Fiyatlar çok yüksek. O sıkıntıyı yaşıyoruz. Bulgar için uygun geliyor. Çünkü onlar para birimlerine karşılaştığımızda bayağı bir aşağıda kalıyor bizim ürünlerimiz. O yüzden alım müşteri onların yüksek. Pazarcı işlerini Bulgaristan'dan gelenlere sattıklarıyla döndürüyor. Vatandaş ise kendi mahallesindeki pazara ancak fiyatlar biraz olsun düşünce akşam saatinde çıkıyor. Kırklareli esnafıyım. Edirne'ye pazara geliyorum. İşlerimiz şu an Bulgarlarla iyi. Ama iç piyasamız çok ciddi anlamda sıkıntıdayız. Onu söyleyelim. Şu an Bulgar olmasa işimiz çok zor. Bulgar komşular olmasa işimiz çok zor diyor bir pazarcı esnafı. Çünkü Türk lirasının alım gücü düştü, eridi. Ve yıllar içinde nereden nereye geldi? Biliyorsunuz ilk bakışta fiyat hafızası bölümü de yapıyoruz. 2014 ile 2024 kıyaslaması yapacağız şimdi. Ekonomim gazetesinin yaptığı bir hazırlığı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Burada bir market fişi var. Çok uzak bir tarihten de değil. 2014 yılında, 10 yıl önce bugün 62 lira 23 kuruş tutan bir market alışverişi. Şimdi peki 2024 yılında o market alışverişi ne kadar tutuyor? 1017 lira. Gelin kalem kalem bakalım. Mesela domates 2014 yılında
2 lira 38 kuruşmuş. Bugün 104 lira. Mesela margarin 1,5 liraymış. Bugün 14 lira 75 kuruş. Domates salçasına bakalım. 4 lira 45 kuruştan 38 liraya yükselmiş. İthal muz 5 liraymış 2014 yılında. 10 yıl önce bugünlerde 104 liraya yükselmiş şimdi. 1,5 litrelik su 1.1 lira 80 kuruşmuş. Bugün 26 lira. Pul biber 1 lira 30 kuruşmuş. 29,5 liraya yükselmiş. Ayçiçek yağı 4 liradan 66,5 liraya yükselmiş. Yufka 4 liraymış 70 liraya yükselmiş. Yani 2014 yılında bu market alışverişi tamamı 62 lira 23 kuruş tutuyormuş. Bugün 1017 lira 49 kuruş. 2014 yılında en düşük emekli maaşı ne kadardı peki? En düşük emekli maaşı 952 liraydı. Yani emekli o 62 liralık alışverişten 15 kez yapabiliyordu. Şu fişini gördüğünüz market alışverişini emekli 15 kez yapabiliyordu. Peki aynı alışverişi bugün en düşük emekli maaşıyla sadece 12 kez yapabiliyor emekli. 1017 liralık o alışverişi 12 kez yapabiliyor. Çünkü en düşük emekli maaşı 12.500 lira. Yani emeklinin cebinden şu alışverişten 3 tanesi buhar olup uçtu. Alım gücü bu şekilde düştü. 10 yılda 3 alışverişi, böyle bir 3 alışverişi emeklinin eksilmiş oldu. Daha önce 15 kez yapabildiği bu alışverişi emekli artık 12 kez yapabiliyor. Yani size ekonomiyle ilgili bir şeyler anlatıyorlar ya, siz zaten ne yaşadığınızı çok iyi biliyorsunuz ama bu da rakamlarla işin göstergesi ve 10 yılda fiyat artışları %1535 olmuş. Fiyat artışları 10 yılda %1535 artmış. Yine fiyatı artan bir ürün var. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü burada sizlerle paylaştık. Yumurta fiyatları. Dedik ki yaklaşık 2 hafta içinde yumurta fiyatları %30 arttı dedik. Tarım Bakanı açıklama yaptı. 15 günde %45 arttı dedi. Peki Batman Petrol Gazetesi ne diyor? Yumurta fiyatları %100 zamlandı diyor Batman Petrol Gazetesi. Yumurtaya peş peşe gelen zamlara vatandaş adeta isyan etti. Geçtiğimiz hafta 30'lu yumurta kolisi 80 lirayla 90 lira arasında satılırken yeni zamların ardından yumurta kolisi 170 liraya fırladı diyor Batman Petrol Gazetesi. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü sizlerle paylaşmıştık. En uygun fiyatlı yumurtanın adedi 4 lira 65 kuruş demiştik. Bugün itibariyle en uygun fiyatlı yumurtanın adedi 5 lira 30 kuruşa yükseldi. 7-8 liraya gelmişse bir yumurta, gerçekten şartlar zor. Yumurta fiyatları yüksek. Daha da yükseleceğini söylüyorlar. Çiftliklerimizde şu an yumurta yok. Sebebi kuş gribi diye söyleniyor. Evde yediriyorum. Haftada 2 kere sabah yediriyorum. Hiç alamayan da var çocuğu için tane tane alanda. Yumurta fiyatları katlanmaya devam ediyor. Bazı illerde tespit edilen kuş gribinin ardından fiyatlar uçuşa geçti. Bakın fırsatçılık konusu. Son dönemde bunu bir gelir kapısı olarak gören zihniyetler oluşmaya başladı. 15 günde %45'in üzerinde zam yapıyorsunuz. Söyleyen kişi bakan yani, onu çözmesi lazım. Önce Konya'da tespit edildi, daha sonra Eskişehir'de ve Afyon'da. Tabii bahsettiğim yerlerdeki yumurta payı %6 civarında. Bizim yeterliliğimiz yumurtada %115. Ne? Ama son 15 günde yumurtaya gelen zam %45. Şimdi bunu neyle açıklayacağız biz? Gelmiyor, mal gelmiyor. Buraya diyelim ki ben 500 koli yumurta alacağıma 250 koli yumurta alabiliyorum. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, üretimde sıkıntı yok dedi. Satıcıya göre ise tedarikte sıkıntı büyük. Bakan çözüm sunmak yerine fırsatçılıktan yakındı. Olan yine tüketiciye oldu. Zeytinburnu'nda bulunduğumuz pazarda 30'lu yumurta kolisinin fiyatı 2 hafta önce 120 liraydı. Şimdi ise 160 liraya satılıyor. Yumurta satıcılarına göre bu fiyat artışının en büyük nedeni piyasada, toptancılarda yumurtanın az olması. Market daha pahalı. Pazardan da bir 10 lira 15 lira fark ediyor tabii ki. Marketlerde yumurta fiyatları daha da yüksek. 30'lu yumurta kolisinin fiyatı 200 liraya yükseldi. Yani bir yumurtanın fiyatı 7 liraya yaklaştı. Bu en çok okullar açılırken anneleri düşündürüyor. Sabahları her gün yiyorlar. Bir şeylerden kısarak şöyle böyle alıyoruz, alacağız yani. İnsanlar evlatlarına yumurta alabilmek için kendi ihtiyaçlarından kısıyorlar, kısmak durumunda kalıyorlar. Acaba Milli Eğitim Bakanı bunları duyuyor mu? Kendisi eski tartışmaları açmak yerine öğrencilerin
beslenme problemine dair bir çözümü var mı? Onu da merak ediyoruz açıkçası. Şimdi ilk bakış klasiği günün çizgilerine birlikte bakalım. Günün çizgilerinde ise bir başka bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek var. Enflasyon hedefleri tutturulabilecek mi? Günün çizgisi Gırgır dergisinden olacak. Ergin Asyalı'nın çizgilerine bakacağız şimdi. Orada enflasyon hedefi var. Hazine ve Maliye Bakanı'nın elinde de bir dart var. Enflasyon hedefi şöyle tutturulmuş. Vergiler, ÖTV'ler, KDV'ler ve zamlar. Ve Ergin Asyalı'nın çizgileriyle Mehmet Şimşek diyor ki bu sefer hedefi tutturacağım. Artık rüzgardan uçmaz diyor. Uçmaz ama vergiler, ÖTV'ler, KDV'lerle, zamlarla birlikte uçmaz demiş. Gırgır dergisinden Ergin Asyalı'nın çizgileri bu şekildeydi. Şimdi günün karikatürüne baktık. Yerel gazetelere baktık, dünya gazetelerine baktık, ulusal gazetelere baktık. Sıra geldi internet haber sitelerinin manşetlerine bakmaya. Bugünün ilk internet haber sitesi Gerçek Gündem olacak. Narin Güran cinayetinde yeni detaylar diyor Gerçek Gündem gazetesi. Salim Güran'ın ses kayıtları ortaya çıktı. Tıklayalım içinde ne var onu okuyalım birlikte. Narin Güran cinayetinde yeni detaylar demiş. Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde müebbet hapis cezasıyla yargılanan amca Salih Güran'ın ses kayıtları ortaya çıktı. Salim Güran'ın hem jandarma komutanı hem de köylülerle yaptığı telefon görüşmelerinde kanal ve çingeneler kaçırdığı sözlerini tekrarlaması dikkat çekti diyor Gerçek Gündem. Ve amca Salim Güran jandarmayla konuşmasında defalarca ben tarladaydım yeni geldim defalarca ben tarladaydım diyor. O sözleri de birazdan İlker Karagöz'le Çalar Saat'te izleyeceksiniz. Bir başka internet haber sitesi manşeti için şimdi T24'e gideceğiz. CHP'den Yeni Doğan Çetesi açıklaması. Müdahillik talebimiz var. Bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz diyor. Kaçıranlar varsa Yeni Doğan Çetesi davasının bugün ilk duruşması yapılacak. Ve siyaset kulislerini dalgalandıran bir başka haber için şimdi de internet haber sitelerinden gazete pencereye bakacağız. Demokrat Parti'de iktidar operasyonu mu diye sormuş Gazete Pencere. Salih Uzun açıkladı. Engin Yurt'la beraber istifa edeceğiz diyor. Bu iki ismin yani Demokrat Partili Salih Uzun ve Cemal Engin Yurt'un Demokrat Parti'den bugün istifa etmesi bekleniyor efendim. Günün internet haber sitelerinin ilk manşetleri de bu şekildeydi. Şimdi biz sağlığımızla ilgili bir başka haber için hastanelere gideceğiz. Hastanelere gideceğiz ama randevu bulabilecek miyiz? Özellikle görüntüleme tetkiklerinde randevular aylar hatta bir yıl sonraya veriliyor. Aralarında 13 ay sonraya randevu verilen hastalar var. Benim eşime 3. ayın 3'üne MR'a gün verdiler. Hastane demek sıkıntı demek bu dönemde. Bir ağzından gaz üniversitesine gidiyor. Bana randevu verdi. MR için 17-8-2025 yıl. Eğer para ödersen 1400 ödersen erken alıyorlar. O da Ocak ya da Şubat'ta. CHP'li Veli Ağbaba'yı karşısında gören hastalar elinde randevu kağıdı hastanelerden şikayet etti. Aylar hatta bir yıl sonraya veriliyor bazı randevular. İşte bir örnek. MR için randevu tarihi 30 Aralık 2025. 13 ay sonrası. Buyurun vekilim, bak burada ben de randevu aldım. Şehir hastanesi Etlik'te. 2. ayın 5'i. Sen ne için gittin? Ben göz için gittim. Bir MR falan verseler 1,5 aya gün veriyorlar. Dahiliyeyi alamıyoruz. Göğüsü alamıyoruz. Aslında Etlik Şehir Hastanesi hemen arkamızda büyük de bir hastane. Buradan da mı alamıyorsun? Alamıyoruz efendim. Bizim yani ülkedeki sistem bu. İktidarın sağlık sisteminde en çok övündüğü büyük şehir hastaneleri. İçleri yeni ve yine iktidarın iddiasına göre yeterli sayıda da sağlık personeli var ama hastalar hala randevu alamamaktan şikayetçi. Ben geçen sene mesela Bilkent Şehir Hastanesi'nde endoskopi olacaktım. Ocak'ta ya da Şubat'ta muayene oldum. Ta Ağustos'a randevu verdiler. Ben de gidip özel hastanede ameliyat oldum. Hastanelerin kapatılması, çalışma şartları iyileştirilmediği için yurt dışına giden doktor ve hemşireler, her yıl daha da az dolan kadrolar, küçük şehirde bulunamayan uzman doktorlar. Benim annem rahatsız. Yozgat'tan geldik buraya. Yozgat'tan buraya neden gönderdiler efendim? Yozgat'ta hastanemiz var. Ama demek ki ya bir makine eksikliği var, ya bir doktor eksikliği var, ya da ameliyat cerrahi eksikliği olabilir diye düşündüm ben. Efendim sosyal medya üzerinden bize ulaşan günaydın diyen izleyicilerimiz var. Dilek Hanım, evlatlarımız eğitim alamazlarsa ülkemizi kimlere emanet edeceğiz diye sormuş ve bize günaydın demiş. Yusuf Bey, kira ve faturalar şurada dursun. Asgari ücret 3 kişinin kahvaltısına yetmiyor. Asgari ücreti 30 bin lira yapsalar ne olacak? Allah dar gelirlinin yardımcısı olsun demiş Yusuf Öğüt. Ve Onur Bey, Manisa Akhisar'dan selamlar demiş bize. Savaş, Manisa Akhisar'dan bir günaydın ve bir selam aldığımıza göre Soma'dan acı bir haber vardı. 16 yaşında bir genç
16 yaşında bir çocuk kamyonun direksiyonunun başına geçti ve 14 yaşında iki kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Motosikletteki o iki çocuk hayatını kaybetti. 16 yaşındaki çocuk sağına soluna bakmadan yola giriyor. 16 yaşında direksiyona geçti. Yolda giderken aniden sola döndü. O kamyonla hızla gelen motosiklet çarpıştı. Motosikletteki iki çocuk hayatını kaybetti. Burada kaza oldu. Evren Çiçeklikaya, Evren Sarıkaya ikisi bir vefat etti. Burada ışıklandırma yok, set yok. Hiçbir şey yok. Korkunç kaza, adım adım geliyorum dedi. Manisa Soma'da kamyon garajının da olduğu bölgede ne trafik lambası vardı ne de tümsek. Kamyonu kullanan sürücü 16 yaşındaydı, yani ehliyetsizdi. Motosiklette de 14 yaşında iki arkadaş vardı. Eren Sarıkaya ve Evren Çiçeklikaya. Onlar da hızla ilerliyordu. Kamyon sürücüsü dönüş yaparken hızını kesmedi, çarpışmayla çocuklar yola savruldu. En son bizim canımız yandı. Gencecik canlar gitmez. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Kazada hayatını kaybeden Eren Sarıkaya'nın ailesi kamyonu süren Ali Iğ'nın hak ettiği cezayı almasını ve kamyon garajına yönelik tedbirlerin artırılmasını ya da garajın yerleşim yerinden uzaklaştırılmasını istiyor. Çünkü kazaların arkası kesilmiyor. Buradan da kamyon garajının kalkmasını istiyoruz. Kalkmadığı sürece burada çok canlar yanacak. Yanmaya da devam ediyor. Bir başka kötü haber Elazığ'dan geldi. Elazığ'da 16 ve 17 yaşında iki çocuk devrilen iş makinesinin altında kaldı. Ne yazık ki hayatlarını kaybettiler. İki genç, biri iş makinesini çalıştırdı, diğeri de kapıya asıldı. İnşaat alanında kullandıkları kepçe devrilince tonlarca ağırlıktaki demir yanının altında kaldılar. Elazığ Sarıçubuk köyünde bir şantiye alanında yaşandı feci kaza. Murat Ateş 17, Yusuf Gözel 16 yaşındaydı. Alanda bulunan iş makinesine bindiler. İnşaatın güvenlik kamerası kazayı anmayan kaydetti. Biri aracı kullanıyordu, diğeri de iş makinesinin kapısına asıldı. Tehlikeli yolculuk kısa sürdü, araç devrildi. İş makinesinin dengesi bozulduğu an iki genç de kurtulmaya çalıştı ancak aracın altında kalmaktan kaçamadılar. O sırada şantiyede bulunanlar hemen yardıma koştu. İki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkisi de kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Efendim, İstanbul Kağıthane'de bir ısıtıcının önünde unutulan çakmak gazı bomba gibi patladı. Ve o anların görüntüleri şimdi ekranınıza geliyor. İşte görüyorsunuz bir market ve market çalışanı kasiyer genç çakmak gazını ısıtıcının hemen yakınında bırakmış. Fazla ısınan çakmak gazı bomba gibi patlıyor. Neyse ki kendisi çok ciddi bir yanık almaktan, çok ciddi derecede yanmaktan saniyelerle kurtuluyor ya da mucize bir şekilde kurtuluyor diyelim. İstanbul Kağıthane'de yaşanan bu olay içinde o genç kardeşimize geçmiş olsun diyelim. Şimdi Bartın'a ve Nevşehir'e gideceğiz. Kameralara yansıyan kaza anlarının görüntüleri olacak. Biz o haberi izlerken İlker Karagöz son hazırlıklarını yapıyor. Saniyeler içinde sizlerin karşısında olacak. Yarın saat 7.30'da daha iyi haberlerle görüşebilmek ümidiyle. Karşıdan karşıya geçmek için durmuştu. Otomobil kadına çarptı. Talihsiz kadın metrelerce havaya fırladı. Feci kaza Bartın'da yaşandı. Zeliha E. bir benzin istasyonunun önünde karşıdan karşıya geçmek için bekliyordu. Kavşakta seyir halindeki ZÇ kadını görmedi. Otomobiliyle Zeliha E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın metrelerce yükseğe fırladı. Ardından otomobilin üstüne düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi sürüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan bir başka kaza da Nevşehir'de yaşandı. Nevşehir'de stajyer sürücü alkol alıp direksiyon başına geçti. Biraz ilerledikten sonra önce park halindeki araçlara çarptı. Sonra karşı şeride geçti. Bir otomobile daha çarptı. Toplamda 4 araca zarar verdi. Ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören mahalleli ekiplere haber verdi. Yaralanan alkollü adamın sürücü adayı olduğu, direksiyona ise 2,03 promil alkollü oturduğu ortaya çıktı. Alkollü aday sürücünün ehliyetine süresiz el konuldu. 6.400 lira da idari para cezası kesildi.